Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 8 Ekim Cuma Bursa yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Öncelikli olarak mübarek cumamız hayırlı olsun arkadaşlar. Hayırlı cumalar dileğimizi sunalım. Ondan sonra programımıza başlayalım. Bugün 10 koşulu bayağı bir kalabalık bir yarış programı var. Bursa'da gündüz koşulacak olan bir yarışta. Akşam İstanbul'da da yine 9 koşulu çift altılı bir programımız var. Tabi geceleyin de bir Kinland yarışı var Amerika'da. Tabi Amerika'da Kinland var ama Kinland'da bilmiyorum haftaya mı olacak, ay sonu mu olacak, yani çok kısa bir süre sonra da bir Breeders' Kupası yarışları var, festivali var herhalde, cuma cumartesi iki gün olmak üzere. Bilmiyorum program şartları değişti mi değişmedi mi onları da bilmiyorum ama birbirinden kalite Avrupa'nın, dünyanın hatta her tarafından sapkanlar gelecek. En son kaç paraydı final koşusu, Breeders' Kupası 7 milyon dolar mıydı, 6 milyon dolar mıydı neydi, öyle bir koşu yani. Ama diğer koşular da 3 milyon 600, 1 milyon 200 yani normal sıradan yarışlar bile yani 1 milyon barajının üzerinde koşular var. Tabii ben onları sabırsızlıkla bekliyorum. En azından o gün güzel bir program olur diye düşünüyorum. Allah tabii ki güç kuvvet verirse o gün bir aksilik olmadığı takdirde. Çünkü insanların yani biz bazı sözler veriyoruz ama aslında söz vermek hiç hoş olmuyormuş. Çünkü ömrümüz oraya belki gitmez yani, o yüzden diyorum yani. Çünkü bugün şimdi bu programı yaparken hani sağ kalıp kalmayacağımız belli değil. Allah'ın takdirine kalmışız. O yüzden yine de Allah nasip ederse diyelim. Yani inşallah öyle güzel bir programda yine karşılıklı oluruz arkadaşlar. Tabii bugün güzel bir koşular var. 10 koşulu dediğim gibi. Yine çekişmeli yarış programları var. Birinci koşu saat 13'te başlıyor arkadaşlar. İkinci altılı ganyan da 5. koşudan itibaren başlıyor. Saat 15'ten itibaren en azından bunu da karıştırmamak lazım. Çünkü bir öteki yarış programları bazen 15.30'da başlayanlar oluyor. Valla ben karıştırıyorum. Geçen gün baktım. Bekliyorum 15.30'u bekliyorum. Baktım ikinci ayak koşuyor. Hani ilk ayak ne zaman koşacak diye beklerken ikinci ayağı bizi seyrettik. Ya oluyor yani. Yani illa herkes hata yapacak diye bir şey biz de yapıyoruz. Biz de insanız çünkü sonuçta. Ata insanlara mahsustur. Bunu da unutmamakta fayda var. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyelim. Hemen şu programımızı başlayalım. Aynısıyla da güzel bir program olsun dileğiyle. Birinci koşu 13'te. Handikap 15. Dişilere ait 3 yaşlı Arapların 1500 metrelik çim koşusunda. Evet 12 safkan arasında koşacak bu yarışta 9 ve 10 numaralı safkanlar Zehra Baydan ekürsüne ait. Bunu da belirteyim. Tabii ki buradaki güzel programda yine birbirinden çekişmeli safkanlar bir arada olduğu bir yarış. Ben önceliği bir nolu Nevin Bala vereceğim. Bu Kaysberg temsilcisi Tolga Yıldız da 3 yarış koştu. Birinci yarışı kazandı ve üçüncü yani son yarışını kazanan bir isim. Bence kesinlikle buranın en şanslı ismi olarak kuponlara çıkıp yazılması gerekir. 3 nolu İlya da bir Aya Bakan temsilcisi Görkem Özçelik'le start alan safkan da oldukça formda. Yani kum çim ayırt etmeden kazanan bir isim. Son yarışı da kazanan bu safkan da güzel hazırlıklarla bu yarışa katılıyor. 7 nolu Münayim bir Kaysberg temsilcisi. Burada da Kaysberg'ler biraz fazla galiba. 1-2 tane varmış. Fazla değilmiş. Ama bu Kaysberg temsilcisi de bence Mertcan Çelik'le çok uygun kilosuyla da kuponlara dahil edebiliriz. Ve son olarak da 4 nolu Süvari Kız bir Demirdöven temsilcisi. Orijin olarak da iyi bir safkan. Furkan Yüksel start alan safkan da 1. ve 7. yaptıktan sonra şimdi de bir 5. lik etmesi bence bu yarışta güzel bir yarış koşacak anlamına geliyor. Hazırlıkları da çünkü iyi durumda olan bir isim. 1-3-7-4'ü yazalım arkadaşlar. Ama bir ekürler var dışarıda kalıyor. Eğer onu da imkan olanlar için ilave etmekte fayda var. Şu 9 nolu Ruşantay ve 10 nolu Demir Leblebi ekürüsü arkadaşlar. Ben önceliği 9'a vereyim Ruşantay'a. Halil Kaplan'la arkadaşlar. 1-3-7-4 önce 9'da daha sonra şanslı gördüğüm isim olacak. Günün ikinci koşusuna geldik. Maiden 3 yaşlı Arapların 1300 metrelik kum yarışında. Burada da 2 ve 14 nolu safkanların ekürü olduğu bir yarış. Ben önceliği 2 nolu Fişekali'ye vereceğim. Bu ekürü avantaja start alacak olan bu Hisar Bey temsilcisi yine süratli yapıya sahip. Furkan Yüksel start alıp safkan hem ekürü avantajına sahip bu isim. Son 3.lükten sonra formunda bayağı önemli gelişmeler yapıp bence burada da birinciliğin en güçlü adayı olarak çıkıyor karşıma. Altınoğlu Oğlum Yaman, bir Yakup Bey temsilcisi Nurettin Şen'le start alan safkanda yine son iki yarışta güzel bir form sıçraması yapıp güzel bir performansla sergileyince hazırlıkları da iyi olunca bence de yazılması gereken isim oluyor. Altınoğlu Oğlum Yaman, 7 nolu Öner Bey'i,
bir Orçun temsilcisi Hüseyin Şimşek'le start alan bu safkanın son 5.liği gayet tatminkardı. Bugün ben kesinlikle bu safkanın kuponlarda yazılmasını öneriyorum. Ve son olarak da 13 dolu Kızım Asya bir turbo temsilcisi Gökhan Gökçer'e start alan safkanda yine güzel hazırlıklarıyla şans verdiğim diğer isim olur. 2, 6, 7, 13 bu zorlu ve çekişmeli maiden yarıştaki sıralamam olacak arkadaşlar. Günün 3. koşusuna geldiğimizde şartlı 3. 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metrelik çim koşusunda burada da 12 safkan arasında koşacak bu yarışta 2'de 2 yapıp bugün de 3. yarışını kazanmak için sahaya çıkacak olan 5 dolu Earth and Gray. Bu Nativan temsilcisi son yarışında bayağı bir ağır kiloyla kazanmıştı. Bugün bence 58 kilo tam bu safkana ideal gelir. Çünkü geçen ağır kiloyla koşup da kazanıp bu safkan bence bu yarışta çok ideal olur. Tabi bu mesafeye ne yapar? Bence koşar arkadaşlar. Anne kanatından da bir Red Bishop var. Yine bir çim orjin ve uzun mesafeye yakın. Red Bishop biliyorsunuz birkaç tane gazi kazanan safkan da verdi. Yani ben bu kısrağın bu yarışta da kazanmasını bekliyorum. En azından rakiplerine oranda bayağı ön planda çıkan bir isim bende de. 5 dolar Erdoğan Gray Mertcan Çelikli Banko olarak önerdiğim isim olacak arkadaşlar. Günün 4. koşusuna geldiğimizde yani 7'li Plaste ve 3'lü Gayanamız bu koşuda başlıyor. Bir kısa vade 6 yarışıyla 3 ve yukarı İngilizlerin 1900 metrelik kum yarışıyla 8 safkan arasında koşacak olan bir yarışta önde yine sert temposunu kurup bu yarışı yine bir solukta bitirmeye çalışacak olan 6 dolu Can Dalaş Scarface temsilcisi Gökhan Göçer'e yine formunun zirvesinde ve aradan sonra start alacak olan kalite bir isim olan 3 dolu Mavi Kılıç'ta bu Yonoguska temsilcisi de Mehmet Kaya'da yazabileceğim iki isim arkadaşlar. 6, 3 benim bu grupta yazacağım isimler olacak arkadaşlar. Günün 5. koşusu geldiğimizde tabii ki 2. altılı Ganya'nın açılış ayı olan bu Handicap 21 4 ve yukarı Arapların 1400 metrelik çim koşusunda 11 safkan arasında koşacak olan bir yarışta 4 dolu Köy Ağası Demir'le başlayacağım. Mehmet Kaya ile start alacak olan bu Kazbek temsilcisi son yarışını kazanıp formunu daha da yukarılara taşımaya başladı. Kesinlikle bence ilk safkan olarak yazılması gerekir. 11 nolu Süleyman. Bu turbotlayı da Burak Averbak'la bomboş kilosuyla son 4 yarışın 3 galibiyeti olan bir isim. Kesinlikle ihmale gelmez. 7 nolu Özgür Fatih. Bu Tamerino temsilcisi de grupta her zaman iş yapacak bir kıvama sahip. Kaliteye sahip bir isim. Nurettin Şen'le kendi aile atlarından olan bu safkanda kuponlara yazacağız. 9 nolu Budaklı. Bu Kurtel temsilcisi de yine boş kilosuyla Ali Kaplan'a start alıp bir evvelki yarışını güzel kazandı. Ondan sonraki 5.lik hayal kırıklığı yaratmasın bu safkan. Burada da iyi iş yapar. Ve son olarak da 2 nolu Yol Kıran. Biraz rakiplerine oranla ağır kilo olsa da kum çim ayırt etmeyen koşan bu Kazbek temsilcisi de Kadir Tokaçoğlu'na yazacağımız son isim olur. 4-11-7-9-2 benim bu koşudaki sıralamam olacak. Günün 6. koşusuna geldiğimizde Maiden 3 yaşlı Arapların 1300 metrelik kum yarışında. Evet, kalabalık yarış yine bir burada 15 safkan var. Ben öncelikle 8 nolu Turhan Bey'ine vereceğim. Bu Alp Yürek temsilcisi Mehmet Akyoz'a 2 yarış koşup 1 2'lik ve 4'lük ayrılan bu safkan bana göre birinciliğin en güçlü adayı olarak çıkıyor. Ben büyük ihtimalle de bir aksilik olmadığı takdirde de bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Benim bugünkü alternatif bir banko adayım da 8 nolu Turhan Bey olacak arkadaşlar. Rakip yazmak isteyenlere öncelikle 9 nolu Uğur Kağan. Bir Onur Kağan temsilcisi Kadir Tokaçoğlu start alan safkanda son 2 yarışında bir 3'lük ve bir 2'likten sonra formunu daha da yükselten bu isim kesinlikle ihmale gelmez. Daha sonra 12 nolu Oğul Şah bir Atom Karınca temsilcisi Tolga Yıldız'la start alan safkanda yine iyi durumuyla 6 nolu Karakuşak bir Efsane Tay temsilcisi Görkem Öztürk'le start alacak olan da bir Kurtel Ekürsü'ne ait ve koşmuş olduğu son yarışındaki 4'lüğü gayet tatminkar olan bir isim de yine çalışma olarak da iyi durumda. Karakuşağı da yazacağız arkadaşlar ve son olarak 2 nolu Bilgin'den bir Bilgin temsilcisi Kaancan Gökçe'yle start alacak olan bu safkanda bence Kaancan Gökçe diyorum yanlış söyledik arkadaşlar kusura bakmayın İbre'yi böyle aşağı yapınca 1-2 aşağı kayıyor benim de 2 nolu Ateş Alan olacak arkadaşlar Özgün Han temsilcisi Nurettin Şen'le start alan bu safkanda yani 3 yarış koştu ama bence bu pistte de çok etkili yarış koşar o yüzden yazalım arkadaşlar. 8 önce 9, 12, 6, 2 de daha sonra şanslı gördüğüm isimler olacak. Kusura bakmayın şeyi indirmediğimden ben de yukarıdan 1 ve 2 diyorum ama ya ben bu safkanı tutmuyorum ama neler söyledim o yüzden oradan en sonu düzelttik. O yüzden yine özür diliyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Arada böyle gidiyor yaşlılığımıza vurun. Geldik günün 7. koşusu bir Bozcaada koşusu. Kısa vade 8, 4 ve yukarı Arapların 1400 metrelik kum yarışına. 9 safkan arasında koşacak olan bir yarışta 4 ve 8'in ekür olduğu bir yarışta
Tabii ki 3 nolu Bestekar. Geçen yarışta biraz hatalı koştu. Özcan Yıldırım da bayağı bir nasibini aldı. Gerçi o gün benle muhabbet etmiştik. Hatta fotoğraf çekildik onunla da. Biz mi tesir ettik anlamadım. Bizim arkadaşlar söylüyor. Ama zor da olsa kazandı ama ben o gün çok şeyler kaybettiğini düşünüyorum. Yani performans olarak çok iyi durumda. Mesafeye de gider yani sıkıntı yok. Ama o gün biraz fazla geride kalması, bir de önüne bir sapkanın takılması, inanın bir anda neredeyse gruptan koparma pozisyonuna gelmişti. Ama Özcan da bayağı sapkanın yüklenince fotoda da olsa kazanmayı bildi. Ben yine işte o Bestekar'ı ilk şanslı isim olarak tutuyorum. Yine alternatif bir banko adayım olacak. Bugün Mehmet Akyoğuz ile. Ama rakip arıyorsanız kesinlikle bir not Tunceli yazacağız. Kaybettiğim sizi 63 değil 73 de olsa yazacağız. Bu Onur Öztürk ile start alacak olan sapka. Son ikinciliğinden sonra zaten güzel bir sinyal yaktı. Sapkanı yazan bir de tabii ki son yarışını Bestekar'a son anda fotoda geçilen 7 nolu Derviş Bey'i de Tolga Yıldız'a da kuponlara dahil ederiz. Ama 3 önce 1-7 de daha sonra şansı gördüğüm isim olacak bu koşu için. Günün 8. koşusu Umut 2 koşusu. Kısa vade 7, 4 yaşlı Arapların 1900 metre kum yarışı olan bu sapkanlar 7 sapkan arasında koşacak olan bu yarışta tabi Umut 2 kim? Bir aygır arkadaşlar. Bir Arap atı aygırı. Hatta bizde de bir tane atı vardı. Canca diye bir at vardı. Eskilerimiz bilir. Güzel önde tempo kurup giden bir sapkandı. Ama genelde Umut'un 2'nin tayları biraz kafadan kontak olurdu yani. Deyim yerindeyse böyleydi arkadaşlar. Deli yani. Canca da çok delinin birisiydi. Hatta onun da fazla fazla şeyleri vardı. Bir gün tabi ben tırıs mırıs yapıyordum. O zamanlar kilom da müsaitti. Bu Canca'yı ben bir gün piste götürdüm, sahaya götürdüm. Zaten her gün götürüyordum. İki tane safkan vardı. Bir Black Girl vardı. Bir de Canca vardı. Canca'da bir Umut 2 temsilcisi. Bayağı bir ara vermişti yani. Bir sene yakındır koşmuyordu. Safkan'a ayak sıkıntıları vardı. Safkan'ı artık düzelttik yani. İyi duruma getirdik. Artık galoplara başladık. Ben şimdi bizim jokeyi arıyorum. Tabii atın üstündeyim ben de. Bakıyorum nerede diye. Genelde Ali Rıza Yıldız'a çalıştırıyordum veya Mehmet Bulut'a çalıştırıyordum. İşte o an baktım kim diye gelse. Baktım kimseyi bulamadım. Ortada Ahmet Akçı'yı gördüm. Gittim onun yerine. Ahmet abi attan indim tabii ki. Ahmet abi dedim ya bir çalıştırır mısın? Tabii ki. Kim bu dedi. Zamasını ayarladı. Ne ayarladı? Tam binecek. Kim bu dedi. Canca dedim. Ha ben bilmem dedim. Bilmem dedi. Çalıştırmadı. Ben de şok oldum. Allah Allah niye bindirmedi hayret ettim. Sonra bizim seyis tabii ki durumu söyledi, farklı bir şeyi varmış. Ahmet Açı da hacı ya, bilmedi, Allah'a da bilmedi. Tabii o an kime bindirdik biz, yine ben oradan birisini buldum. Ona bir, Mahmut'a mı bindirdim, birisine mi bindirdim? Valla bir o zaman jokeyleri apprentice'im vardı, kim vardı? Yani birisine bindirdim, çalıştım yani mecbur ne yapayım, boş mu gidecektik artık? İşte onun adına düzenlenen bir koşu, nereden ne geldi işte Umut 2'den aklımıza bu geldi. Kusura bakmayın yine küçük bir anımızı anlattık. 8. koşuda benim banko arkadaşlar 5 nolu dost bağlı olacak bu Kazbek temsilcisi Okan Gökçe'yle. Zaten performans olarak da çok iyi durumda. Bu grubu geçmesi bence en normal sonuç olur. Benim de banko ismi olacak arkadaşlar. 5 nolu dost bağlı benim bugünkü bankom isim. Günün 9. koşusuna geldik. Maiden 3 yaşlı Arapların 1300 metrelik kum yarışına. Evet, 15 safkan arasında koşacak bir yarışta 9 dolu 10 kut. Bu tüm Özbey temsilcisi olan bu safkan Kadir Tokaçoğlu'na göstermiş olduğu performansıyla benim ilk sırada şans verdiğim isim. 8 dolu Nigar'ın oğlu bir efsane temsilcisi Muhammed Birbilgin'in start alan safkan da yine iyi durumuyla bence kesinlikle ilk sırada yazılması gereken isimler arasında 4 dolu Kardeş Kaya bir Alpak temsilcisi Mehmet Kaya'yla start alan safkan da yine bu pistte etkili koşabilen bir isim. 9-8-4 biraz daha diğer rakiplerin oranına hazır gözüken isimler, yani kazanmaya en yakın gözüken isimler arkadaşlar. Ama bu ayak beni biraz tırsıyor desem yalan değil. Yani sanki bu ayakta bir şeyler olacak, patlayacak mı artık ne olacaksa olacak gibi görüntü var. Ama kimi yazabiliriz? Bu da 2 nolu Çağatay Han'ı. Bu isabet temsilcisini Onur Atmacer'e ilk kez start alıyor ama ben kesinlikle kuponlara yazılmasını öneriyorum. Yine arkadaşlar kusura bakmayın bu tarafa geldik. Ama bu safkan ilk kez start alıyor ama bence boş safkan değil arkadaşlar. O yüzden kuponlara yazalım. 3 nolu Çağatay Han'ı. Daha sonra 2 nolu Can Memdu. Bir Bersuet temsilcisi Tolga Yıldız'la start alalım safkanda. 2 yarış koştuktan sonra safkanda bayağı önemli gelişmeler var. O yüzden ben bu safkanda da bir çarpı atılmasından yanayım. Yani bir sürpriz yapabilir bu. Bersuet'ler biliyorsunuz bayağı iyi taylar vermeye başladı. Daha sonra 5 nolu Kelemerlik Bey.
Bu Berkay Efe temsilcisi Cem Pasole Startup Evi'nin grubun gördüğünüz gibi bayağı tecrübeli ismi. Ama bir türlü şu aradığı birinciliği bulamayan bir isim. Bakarsınız bugün iyi durumuyla şanssızlığını kırıp birinciliğe uzanabilir. Bir de bir nolu Buzlu Efe. Bu FM temsilcisinde Furkan Yüksel'e en azından grubun uygunluğunda sürprize de uygun bir safkan olduğu için bence kuponlara yazabiliriz arkadaşlar. 9-8-4 bu 3 safkan tabii ki diğer rakiplere oranla birkaç adım da olsa ön planda yazılması gereken isimler ama dediğim gibi eğer bu üçünün dışında at gelirse bayağı bir sürpriz olur. İşte bunlar da 3-2-5-1 olarak kuponlara dahil edebilirsiniz arkadaşlar. Günün son koşusuna geldiğimizde bir satış koşusu 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum yarışı, evet bayağı zorlu bir program varsa sonunda satış koşusu olması inanın baltalığı nereye taşır ben merak ediyorum. Ama ben burada sıralamam 6 numaralı I Got The Power olacak bu hakim temsilcisi Burak Averbach'la benim ilk sırada şans verdiğim isim. Bakayım kaç paramış bu 65 vallahi ucuz sudan ucuz arkadaşlar 65 bu at her zaman iş yapar. Bakalım diğer safkanda kaç paramış o da 65 mi acaba? Evet 65'ten başlıyor. 65'ten gidiyoruz. O 59 bile varmış. Kaudi, Kaudi biraz yaşlı. Ama yaşlı diye gelmez diye bir şey yok. 59, 59, 62 çıkış var. Valla iyi bir şey. Fiyatlar bayağı iyi yani. Arkadaşlar 6'yı yazdık. Daha sonra 9 nolu Erika. Bu Off-White temsilcisi. Görkem Özçelikli startlıyor. Son 4.'ü bayağı iyi geldi bana. 4 gün önce koşmuş olsa da bu safkan bence bugün burada farklı koşabilir. Sonuçta bir satış koşusu hiç ummadığınız safkanlar çıkabiliyor. Daha sonra 15 nolu Balyeci Salih. Bir Perfecto temsilcisi Fırat Arslan'la start alan safkanda yine grubun uygunluğuna şanslı isimler arasında. Bir de ben burada tabii ki 14 nolu Eylül Ateşi bu Değirmen Dere temsilcisi de Furkan Yüksel'le en azından grubun uygunluğuna şans verdiğim diğer isim olur arkadaşlar. 6-9, 15-14 öncelik şans verdiğim isimler ama burada sürpriz yapabilecek bir 7 nolu Son of Bosporus'u da bence kuponlara dahil edebiliriz imkanı olanlar için. Tabii kolay bir yarış değil bunu öncelikle belirteyim. Yani hem yarış kalabalık hem de biraz da safkanların tam fit durumda olmayışı yarışı bayağı bir sürpriz pozisyona getiriyor arkadaşlar. Yani o yüzden insanlar bayağı zorlanıyor bu koşu için ama yapacak bir şey yok ne yapalım. Yani elimizden bu kadar geliyor diyeceksiniz. Çünkü fazlasını ama şunu da yazayım, bunu da yazayım deyip kupon büyütmeyin arkadaşlar. Nasipte ne varsa zaten o geliyor sizi bulur yani. O yüzden hiç endişe etmeyin. Gelelim şablona. Birinci koşu 1-3-7-4 daha sonra 9. İkinci koşu 2-6-7-13. Üçüncü koşu 5'te. Dördüncü koşu 6-3. Beşinci koşu 4-11-7-9-2. Altıncı koşu 8 önce 9-12-6-2 daha sonra. Yedinci koşu 3 önce 1-7 daha sonra. 8. koşu 5 tek, 9. koşu 9-8-4, daha sonra 3-2-5-1, son koşu 6-9-15-14, daha sonra 7 arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.